Catherine de Medicis odasına döndükten sonra hizmetçisine "Paula, bana Alice'i çağır." emrini verdi. Birkaç saniye sonra Alice içeri girerek kraliçeyi büyük bir saygıyla selamladı. Catherine tatlı bir sesle "Demek döndün yavrum. Şüphesiz dün gelmiş olmalısın." "Hayır efendim, 11 gün önce geldim." "11 gün önce mi? Fakat bu kadar zaman içinde neredeydin?" "Çok yorgundum madam." "Evet evet, anlıyorum. Biraz dinlenmeye, belki de düşünmeye ihtiyacım vardı." "Neyse, senden çok memnunum kızım. Görevini çok iyi kavradın. Aynı zamanda kralın ve hükümetin arzuları olan emirlerimi başarıyla yerine getirdin. Bunun mükafatını göreceksin." Alice teşekkür anlamında başını salladı. "Sadece hakikati söylüyorum. Senin sayende Kraliçe Jean d'Albert gibi korkunç bir düşmanımızın bütün niyetlerini öğrenerek bunların boşa çıkması için gerekli tedbirleri alabildik. Bundan dolayı sizi tebrik ederim. Bilhassa gönderdiğiniz mektuplar çok iyi ve etraflı yazılmıştı. Bunlardan çok faydalandım. Yalnız anlayamadığım şey Navar Kraliçesi'nin Paris'ten nasıl olup da gittiğidir. Tahta köprü üzerinde bir olay olmuş. Kraliçe ile siz büyük bir tehlike atlatmışsınız. Bunu öğrendiğim vakit çok üzüldüm. Kraliçenin ölmesini hiçbir vakit istemem. Benim istediğim şey onun bize kötülük yapmamasıdır. Yapabileceği şeylerden korunabilmektir. Şu hadiseleri anlat bakalım." Alice bunun üzerine geçen olayları kısaca anlattı. Bitirince Catherine, "Seni şimdi tekrar oraya göndereceğim. Bu defaki görevin kolay ve tatlı olacak. Aramızda bir dostluk kurmaya, onun fikirlerini yatıştırmaya çalışacaksın. Yeter derecede dinlenmiş olduğun için hemen bugün yola çıkabilirsin." Alice taş gibi donmuş kalmıştı. Ne cevap vereceğini bilmiyordu. Kraliçe tekrar sordu. "Az daha unutacaktım. Navar Kraliçesi Paris'e neden geldi?" "Mücevherlerini satmak için." "Zavallı Johnny. Bari epey para tuttu mu?" "Neyse, benimle ilişiği olmayan işlerine karışmam. Yine elinde avucunda satacak mücevherleri olduğu için bahtiyarmış. Bende o da yok. Son olarak 3-5 parça elmas ve mücevherim kaldı. Bunları da sevdiklerim için sakladım. İskemlenin üzerindeki şu kutuyu getirir misin?" Alice büyükçe kadife bir kutuyu alarak kraliçeye verdi. Catherine kutuyu açınca Alice'in gözüne bir elmas kemer tokası ile inciyle süslü bir çift küpe ilişti. Catherine bunları eline aldıktan sonra "Nasıl buluyorsun?" diye sordu. "Son derece kıymetli olmaları lazım." "Evet, doğru. Ne diyorduk? Navar kraliçesi mücevherlerini kime sattı?" "Yahudi Isaac Ruben'e." "Sonra nereye gitti?" "Evvela Saint Germain'e gitti. Oradan da Saint'e gidecek. Fakat belki de yolunu değiştirir." "Yolunu mu değiştirir? Ne için?" "Öyle zannediyorum efendim." Catherine de medesiz Alice'e uzun uzun baktı. "Kızım, niçin öyle endişeli ve şaşkın duruyorsun? 10 günden beri istirahat ettiğin için neşeli olmalısın. Bak, sana güzel bir haber vereyim. Seni ne kadar sevdiğimi bundan anlayacaksın. Kral Hugnolarla barışmak istiyor. O zaman Jean d'Albert de dostumuz olacak. Paris'e, hatta bu saraya gelerek burada oturacak." Bu sözleri duyan Alice sararıyor ve bozuluyordu. Kraliçe sanki bunun farkında olmuyormuş gibi sözüne devam etti. "Onun için Navar Kraliçesine resmi tekliften evvel bir haber göndermek istiyorum. Bu mühim görevi de sana veriyorum." Alice bir hareket yapmak isterken kraliçe sözüne devam etti. "Sus, sözümü iyi dinle. Vaktimiz pek azdır. Hemen hareket etmen lazım. Bir saate kadar araba hazır olacak. Kraliçeye yetişmek için büyük bir süratle gideceksin. Şimdi gözlerini aç ve söyleyeceklerimi iyi dinle. İki görevin olacak. Birincisi, kraliçeye büyük bir nezaketle muamele edecek ve sana vereceğim hediyeleri kendisine götüreceksin. Ondan sonra ikinci mühim bir şey de şimdi sana vereceğim bir çift eldivendir. Bu eldivenleri de kraliçeye hediye edeceksin. Fakat bunlar benim değil, şahsen senin kendi hediyen olacak. Anlıyorsun değil mi? Ona karşı bağlılığını göstermek için bu eldivenleri Paris'ten kendin almış olacaksın." "Çok rica ederim majeste. Daha fazla ısrar etmeyiniz. Buna imkan yok." Catherine de medisiz "Eldivenleri anladı." diye düşündükten sonra yanında bulunan başka bir kadife elmas kutusunu açtı. "Alice, buna ne dersin?" Alice kraliçenin eline baktı. Kraliçenin elinde siyah kadife içinde parıl parıl parlayan altı büyük taşlı geniş bir altın tarak duruyordu. "Bu tarak sana fevkalade yakışacak," dedi. "Baksana, adeta bir taç gibi." "Evet, fakat bundan şüphelenecek." "Niçin şüphelensin? Farz et ki Paris'e geldiğini öğrendim ve Navar kraliçesiyle aranın iyi olduğunu bildiğimden sana söyledim ve sana bu görevi verdim. Fakat eldivenleri unutmamak lazım. Şunu da söyleyeyim ki sakın bunları giymeye veya kutuyu açmaya kalkışma." "Fakat bu mümkün olamaz majeste." Kraliçe bu sefer Alice'e dik dik baktı. "Neden? Sebebini söyleyin." Genç kadın ellerini yüzüne kapadı. "Her şey bitti. Ne demek istiyorsun?
Artık bir daha onun yanına gidemem. Sebep? Çünkü o her şeyi öğrendi. Neyi öğrendi? Yanında hangi görevle bulunduğumu. Buna emin misin? Evet. Catherine hiddetle ayağa kalktı. Odada gezinmeye başladı. Fakat o öyle hiddete falan çabuk kapılan bir insan değildi. Yavaş yavaş toparlandı. O iş nasıl oldu? Köprü vakasında birisi dizlerime emirlerinizi bildiren bir kağıt fırlatmış. Zaten benden daha önce de şüpheleniyormuş. Mektuptan sonra hiç şüphesi kalmadığından beni Saint Germain'de kovdu. Alice hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bu vesileyle içinde boşaltmış oluyordu. Kraliçe odada dolaşmakta ve düşünmekte devam ediyordu. Haydi kızım, sakin ol. Yine ucuz kurtulmuşsun. Doğru, çok büyük bir tehlike atlatmışsın. Fakat çektiğin acıların sebebi kral ve kraliçenin hayati emniyetleri olduğu için sükunet bulmalısın. Haydi Alice'ciğim, kendini topla. Artık seni bir daha oraya göndermem. Sana daha münasip bir iş bulurum. Sana karşı emniyetim asla sarsılmamıştır. Bunu sana ispat edeceğim. Alice titredi. Ne yapacağını kararlaştıramıyordu. Kraliçeden kendisini affetmesini ve bir daha hizmetinde kullanmamasını rica etmeye bir türlü cesaret edemiyordu. Onu şüphelendirmekten son derece korkuyordu. Catherine söze başladı. İşte kendine geldin. Artık geçmişi düşünme. Senin için iyi bir istikbal hazırlıyorum. Sana yakında Paris'te bir hizmet vereceğim. Fakat Navarre Kraliçesi'nde Paris'e geleceğinden bahsetmiştiniz. Evet, bundan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Demin sana söylediğim bütün şeyleri unut. Bana ihanet eden aptalların ne olduklarını biliyorsun. Sana bunu sadece gözünü açmak için söylüyorum. Şimdi söyle bakalım. Şu anda Albert'in buraya gelmesinde ne fenalık görüyorsun? Louvre Sarayı'na mı? Evet. Fakat ya burada beni görürse? İşte bunu söylüyorum. Onun için bana izin verirseniz 6 ay 1 sene buralardan uzaklaşayım. Sizinle uzaktan daima muhaberede bulunurum. Evet, John Albert'in seni burada görmesi doğru değildir. Alice sevincinden haykırmamak için dişlerini sıktı. Kraliçe devam etti. Evet, Louvre Sarayı'nda görünmeyeceksin. Fakat işin yine Paris'te olacak. Sen yine La Halle sokağındaki evde oturacaksın. Her akşam bana bir rapor vereceksin. Sözlerimi anlıyor musun? Evet, Majeste. Yeni yaptırdığım kuleli köşkü gördün değil mi? Evet efendim. Bunun alt tarafında kuleli demir çubuklarla kapalı dar bir pencere var. Her gece bana yazacağın raporu bu pencereden atarsın. Sana verilecek olan emirleri de yine buradan alırsın. İşte hepsi bu kadar. Anladın mı? Anladım efendim. Şimdi sözlerime dikkat et. Önce şunu söyleyeyim ki 6 seneden beri bana ve dolayısıyla saraya büyük görevlerde bulundun. Sana hangi işi verdikse başardın. Senin gayret ve zekanla iftar ediyorum. Şimdi sana sonuncu bir görev veriyorum. Doğru mu söylüyorsunuz? İstersen yemin edeyim. Hükümete yapacağım bu son görevden sonra tamamıyla serbest kalacaksın. Alice titreyerek, Majeste diye mırıldandı. Evet, serbest kalacaksın. Bizi dinleyen Hazreti İsa üzerine yemin ederim ki serbest kalacaksın. Fakat biz sana karşı serbest kalmayacağız. Bir defa seni zengin edeceğim. Hükümet kasasından senede 12 bin ekü maaş alacaksın. Paris'te birçok konağım var. Bunlardan hangisini istersen seçeceksin. Bu konak bütün eşyası, atları, arabaları ve hizmetçileriyle senin olacaktır. Catherine bir saniye kadar Alice'i inceledi. Sonra devam etti. Evlendiğin gün benden 100 bin ekü alacaksın. Çünkü seni mutlaka evlendirme kararında vermiş bulunuyorum. Seni sevecek ve senin tarafından sevilecek birkaç asilzade bulacağım. İstediğiniz gibi Paris'te veya Fransa'nın diğer bir köşesinde oturabileceksiniz. Yani hem serbest, hem zengin, hem de bahtiyar olacaksın. Ve evlendiğin gün işte bak bu mücevherleri takacaksın. Catherine demediysiz böyle söyleyerek kutudan fevkalade kıymetli bir gerdanlık çıkardı. Alice evvelce kendisini bu derece çeken bu mücevherlere şimdi adeta iğrenerek bakıyordu. Fakat bu hissi belli etmemeye çalışması lazımdı. İçinden son alçaklık, son rezalet, ondan sonra serbest kalacağım, aşk ve servet içinde yaşayacağım diye düşündükten sonra yüksek sesle bu ne kıymetli gerdanlık diye söylendi. Artık iyice anlaştık değil mi çocuğum? Gelelim görevine. François de Montmorency işinde başarılı olamamıştın. O zaman seni affetmiştim. Fakat bu defa mutlaka başarılı olman lazımdır. Yani anladığın gibi işin içinde yine bir adam var. Bu adama iyice hulul etmen ve bu adamın sana son derece güvenmesi lazımdır. O surette onun bütün fikirlerini öğrenecek ve bana getireceksin. Yalnız eğer bu iş başaramazsan seni hiçbir şekilde affedemem. Bunu da bilmeni isterim. Sözlerimi anladın mı? Evet efendim. Bu adam Paris'te bulunuyor. Kendisi düşmanlarımın en tehlikelisidir. Ben yaşadıkça benim için her zaman bir tehlikedir. Onun nasıl bulacağını sana öğreteceğim.
Ne yapıp yapıp bu adama hulul edeceksin. Onu elde ederek bana getireceksin, anladın mı? Bu adam kimdir Majeste? Kont de Marillac. Bu isim Alice'in kulağında bir yıldırım gibi aksetti. Bir anda sanki ayaklarının dibinde bir uçurum açılmış ve kendisi bu uçurumun ta dibine yuvarlanmış gibi oldu. Catherine ondaki bu değişikliği anlamıştı. Ayağa kalkarak ona doğru yürüdü. Alice kraliçenin harekatını yırtıcı bir kuşu takip eder gibi gözetliyordu. Catherine genç kadının bileğini tutarak sıktı. ''Bu adamı tanıyor musun?'' Kız korkudan tir tir titriyordu. Bir anda kraliçenin ayaklarına kapanmayı ve ona her şeyi itiraf etmeyi düşündü. Sonra bu fikirden vazgeçti. Titrek bir sesle ''Hayır'' cevabını verdi. Kraliçe boğuk bir sesle ''Halbuki ben onu tanıdığını iddia ediyorum'' dedi. Alice'ine ''Hayır'' diye kekeledi. Fakat Catherine'in durumu değişmiyordu. Aynı korkunç bakışlarını genç kadından ayırmıyor, böylelikle sanki onun bütün ruhunu, bütün içini okuyordu. Bu sefer ''Hem de onu seviyorsun'' diye homurdandı. Kız bütün kuvvetini toplayarak sadece ''Onu tanımıyorum'' diye mırıldandı. Sonra kendisini kaybederek yığılıp kaldı. Bayılmıştı. Kraliçe hemen belinden küçük bir şişe çıkararak açtı ve bunu genç kadına koklattı. Alice gözlerini açtı. Yüzünden terler akıyordu. Kraliçe ''Ayağa kalk'' diye emretti. Alice kalkarken Catherine'in yüzü tamamıyla değişmiş ve sakinleşmişti. ''Ne oldun yavrum?'' diye sordu. ''Herhalde bu son seyahat sinirlerini çok bozmuş olacak. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Onun için düşüncelerini açık açık söyle.'' Ondan sonra ona biraz daha yaklaştı. ''Hadi bakalım, bana kalbindekileri söyle. Yorgunsun değil mi? Durumunu anlıyorum ve takdir ediyorum. Seni sevdiğimi bir an bile unutma. Bana gayet serbest olarak açılabilirsin. Bütün istediklerini söyleyebilirsin.'' Alice bu sözler üzerine ellerini kavuşturdu. ''Ah Majeste, bana izin vermek lütfunda bulunsanız.'' diye mırıldandı. ''Haydi kızım, çekinme, söyle. Ne istiyorsun? Çok yorgun olduğumu görüyorsunuz. Demin size emredeceğiniz hizmeti yapacağıma söz vermiştim. Fakat işin önemini anlayınca o zaman bu görevi başaramayacağımı anladım. Söyle bakalım, bu adamın ismini duyunca neden sarardın?'' ''İsmini duyunca sarardım mı? Fakat aldanıyorsunuz Majeste. Hem niçin sararayım? O ismi unuttum bile. Hem kim olursa olsun hiçbir isim beni sarartmaz. Yalnız çok yorgunum kraliçem. Son derece bitkin bir durumdayım. Bir köşeye çekilmeye ve istirahat etmeye muhtacım. Sizden hiçbir şey istemem. Çünkü esasen bana birçok şey vermiş bulunuyorsunuz. Sayenizde zenginim. Toprağım, evim ve gelirim var. Fakat ben serbest kalabilmek, serbestçe gezmek, gülmek ve ağlamak için bunların hepsini feda etmeye hazırım.'' Zavallı kadın hem ağlıyor hem de bunları söylüyordu. Kraliçeye gelince, ''Zavallı kızım, ne kadar bitkinsin. Artık senin rahat etmekliğin lazım. Bunun zamanı gelmiş, bunu düşünmeliydim.'' diye mırıldandı. ''Evet kraliçem, çok iyi keşfettiniz. Uzun bir istirahate ihtiyacım var. Bana merhamet ediniz. Şimdiye kadar size sadakatle çalıştım. Biliyorsunuz ki uğrunuzda canımı bile fedadan çekinmem. Her şeyi göze aldım. Fakat şimdi artık kuvvetim kalmadı. Ya demek böyle. Benden izin istiyorsun. Evet, bana karşı bu büyük lütfu gösterecek olursanız bütün hayatım süresince size karşı minnettar kalacağım ve biraz istirahat ettikten, dinlendikten sonra ilk işaretinizde kendimi uğrunuzda tehlikeye atmaktan çekinmeyeceğim. Fakat senden istediğim son hizmeti yapamayacağını söyledin değil mi? Fakat Alice bu hizmetlerinin sonuncusu olacak. Merhamet ediniz Majeste. Herhalde bu son işi de yapmalısın. İmkanı yok kraliçem. Fakat bu sefer sana fevkalade kıymetli bir mücevher vereceğim ve sen bunu elde etmekle son derece sevineceksin. Teşekkür ederim Majeste. Bana cidden prenslerin bile elde edebilmek için can atacakları mücevherleri gösterdiniz. Hiçbir mücevher, hiçbir elmas beni kararımdan vazgeçiremez. Fakat son söylediğimi görmedin. Bu hepsinden fazla kıymetlidir. Yalvarırım size. Bir bak da sonra istediğin gibi karar ver. Kraliçe bu sözleri söyledikten sonra kadife kutunun bir köşesinden bir kağıt çıkardı. Genç kadın birdenbire mosmor kesildi. İki adım attı, sonra boğazından boğuk bir ses yükseldi. ''Mektubum! Benim mektubum!'' Catherine mektubu koynuna soktu. ''Zekanı takdir ederim. Evet, senin mektubun. İçinde ne yazılı olduğunu da pek güzel bildiğini zannediyorum. Çocuğunu öldüren bir ananın itirafı. Yalandır! Yalandır o! Böyle kadınların ne kadar büyük cezalara çarptırıldığını bilirsin elbette. Ben çocuğumu öldürmedim. Boş bir inkar. Hayır, öldürmedim. Çocuğum yaşıyor. Yaşıyor mu? Bunu ispat edemezsin. Sonra ne olursa olsun mektubunda bu cinayeti işlediğini itiraf ediyorsun. Çocuğunu öldüren bir ana mahkemeye teslim edilir. Merhamet.
Mahkemede bu cani anayı ölüme mahkum eder. Acıyınız, bana acıyınız. Şimdi ikisinden birini seç. Ya bana itaat edeceksin yahut da öleceksin. Müthiş bir şey. Fakat ben nasıl yapabilirim? Hayır, bunu yapamam. Öyle mi? Pekala. Catherine bunun üzerine zili çaldı. Paolo içeri girdi. Bana Monsieur de Nancy'yi çağır. Dışarıdadır efendim. İçeri girsin. Alice, Catherine ayaklarına kapanmış yalvarırken komutan içeri girdi. Bunu gören Alice boğuk bir sesle ''İtaat ediyorum'' diye mırıldandı. Catherine gülümsedi. ''Matmazel Alice'e iyi bakınız Nancy. Bir gün size ve mahiyetinize muhtaç olacaktır. Sizi nereye götürürse beraber gidecek ve gösterdiği adamı tevkif edeceksiniz. Onun için kendisini iyice tanımanız lazımdır.'' ''Emredersiniz majeste. Şimdi dışarı çıkabilirsiniz.'' Catherine komutan dışarı çıktıktan sonra Alice'e döndü. ''İyice karar verdin değil mi?'' ''Evet.'' Comte de Marillac'ı elde edeceksin değil mi? Evet efendim. Öyleyse sözüme kulak ver. Şayet bana ihanet edecek olursan mektubu mahkemeye vermeyeceğim. Seni yaşatacağım. Alice bir şey anlamamıştı. Kraliçe sözünü tamamladı. Bu mektubu başkasına vermeyeceğim. Ve bu adama senin hayatını uzun uzadıya bütün tafsilatıyla anlatacağım. Bir adam mı? Evet. Bu adam da Comte de Marillac'tır. Alice ikinci bir çığlık kopardı ve kraliçenin ayaklarının dibine hareketsiz serildi kaldı.